Kredine yaşıyoruz. Allah inancın olsun ya. Kredine yaşıyoruz. Vallahi. Bankalarla yaşıyoruz. Ya bankalarla yaşıyoruz. Abi ya. 190 milyon elektrik. İki kişi yaşıyoruz. Hamam çalıştırmıyorum ki ben. İki kişiyiz ya. İki. Cuma günü ne olur, bunalıma girdik. Yok iş yok, güç yok. Bir emekliyle yaşıyoruz. Emekli paramız var. Kira ver. Su elektrik parası olduğu gibi benim boyumu geçti. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız? İdare et. Başka türlü de ses çıkmaz. Kime sesimiz duyacak? Hani şu valla sıka şeylerim, dişlerim döküldü de protez yaptırdım. Dişlerimi sıka protez de çatladı. Vatandaşça çatladı. Ama hesabı gelecek, sorulacak. Seçimler yakındır. Göreceğiz hepsinin boyunun ölçüsünü alacağız. O 3. havalimanı var ya, orada çalışıyorduk. İşte böyle yani buraya geldik. Şu an mağdur durumdayım. Ama Türkiye'deki şu durum böyle, bu duruma gidiyor. Hani gerçekten amcanın dediği gibi çıkıyor, bunu yapmışım. Abi sen bize yapmıyorsun ki, sen halka mecbur yapacaksın. Yani artık çaresi yok. Çünkü sen milletin herkesi yani sadece bıraktığınız tek çare kredi. Kredi de faiz üstüne faiz, yapılandırma üzerine yapılandırma. Her seferinde 800, 900, 1000 lira, 2000 lira faiz geliyor hani bazılarına. Arkadaş bu millet nereye gidecek, ne yapacak mesela? Çünkü artık inşaattan başka bir çaremiz kalmamış. Tam okuyoruz açık öğretimden ama o kadar da durumumuz, maddi durumumuz iyi olmadığı için bilmiyorum ya, zor yani gerçekten. Harç şartları tam yani gerçekten bizden çok büyük, 60-70 yaşında amcalar var, gelip çalışıyor. Onları görünce gerçekten utanıyorum. Hani gerçekten o bizim baştakiler yani onların utanması gerekirken biz utanıyoruz. Hani gerçekten zoruma gidiyor. Yani babam yaşındaki bir insan inşaata gelip çalışıyor. Ki zenginleri zenginleştirdikçe zenginleştiriyor. Fakirleri de fakirleştirdikçe fakirleştiriyor. Yani. Başka da hiçbir şey yok yani. Ben emekliyim. Ben de aynı emekliyim. Ha, kira veriyorum. 800 lira kira veriyorum. 400 lira doğalgazım geldi. 170 lira elektriğim geldi. 80 lira suyum geldi. Aldığım maaş 2 milyar 300 lira. Ben neyle geçineceğim? Geriye kalanla neyle geçineceğim ben? Pandemi artık bir şey oldu, koz oldu. Şimdi milletin ağzında pandemi var, kusura bakmayın iş yok. Pandemi var, işte kusura bakmayın devlet bütçesinden, devlet bütçesi tamamen sıfırlandı. Ya devletin bütçesi sıfırlandı da ben 6 trilyon lira niye yurt dışına yardım ettim o halde? Şurada açlığı geçirirken sen tutuyorsun yurt dışına 6 trilyon lira bağış yapıyorsun. Ya vatandaşın aç kardeşim senin ilk önce. Ben ev reisiyim. Sen de Türkiye'nin reisi olduğuna göre, yani Türkiye'yi yönettiğine göre, ben çoluğumu çocuğumu nasıl aç bırakmamak için elimden geleni yapıyorsam, sen de bana yapacaksın. Sen de bana yapacaksın ya. Yapmak zorundasın. Neymiş efendim? Yol yapmış. Neymiş efendim? Köprü yapmış. Ya benim gitmediğim yer, benim olmadıktan sonra ben ne yapacağım onu? Benim gitmediğim yer benim mi? Ben ne bileyim Osmanlı Köprüsü'nü nereden tanıyayım? Daha hiç gitmedim. Ne bileyim ben Marmara Rayı nereden tanıyayım? Daha gitmedim. Ben onun vergisini niye veriyorum? Daha geçtiğimiz yok yani. Onu da. Benim paramla yapılmış bir yere ben hala paramla gidiyorsam yazıklar olsun bize ya. Bana yol yapmış, köprü yapmış. Yapacaksın arkadaş. Sen bunu yapmak mecburiyetindesin. Sen benim başıma geçtiysen sen bunu yapmak mecburiyetindesin. Bunu övünmekle olmaz. Bunu övmeyeceksin bana. Sen öveceksen benim halkım böyle rahat, böyle ferah içerisinde yaşıyor diye öveceksin. Yolla, suyla, köprüyle beni övme. Sen onu yapmak mecburiyetindesin. Ya ben nasıl ki evimi geçindirmek mecburiyetindeysem, ben evimi muhtaç etmiyorsam kimseye, sen de beni muhtaç etmeyeceksin kimseye. Sen tutuyorsun gazetelerde, televizyonlarda adamın biri tutmuş, o çok özür dilerim. Ekmek alsın. Bu ne kadar lakayt bir şey ya. Torbayla ekmek alsın, vatandaş gelsin alsın. Sen kendi ülkeni ne kadar mağdur duruma düşürdüğün farkında mısın sen öyle demek mi? Bankalar bizim bankalara mahkum ettiler. Mahkum ettiler tabii. Faizi bir düşürdüler, bir şey yaptılar, milleti galyana getirdiler. Millet şu anda ben bankaya gittim, bir işim vardı. Ana baba günü ya. Tabii canım. Hep emekli. Abi, vallahi bak ha, hepsi emekli sordu. Şimdi, ya yazık değil mi bu emeklinin çaresini bulacak herhangi bir derman yok mu? Sen ne yaptın ya? Sen milleti bankaya mahkum etmekten başka,
Milleti bak şurada oturanların hepsine sorun. Emeklidir. Ya iş arıyordur. İş için buradadır. Ya da zavallıcaz artık bunalmaya geldi. Evde otursa affedersin çok özür dilerim. Karısıyla dövüşecek. Tartışıyor. Çocuğuyla yani dövüşecek. Anda...